Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada ada üzerine konuşacağız. Cardano'daki yeni gelişmeler, aynı zamanda neler olacak, neler bitecek. Genel olarak bunlardan bahsedip, tabii bakın ne diyor? Bu altcoin yeni ortaklığını duyurdu. 50x bekleniyor diyor. Şimdi ada gerçekten 50x yapabilir mi vesaire, tabii ki bunlardan söz edeceğiz. Ada ile alakalı biliyorsunuz cesur fiyat tahminleri zamanında farklı isimlerden gelmiştir. İşte adaya 20 dolar olacak diyen de olmuştur. 50x yapacak, 100x yapacak diyen de olmuştur. Ne bileyim, böyle hani aklımda kalan bir takım yorumlar mevcuttur vesaire vesaire. Mesela Dan Camberdolo dediği adam da yine Ada Coin'i çokça öven bir isimdir. Onu da söylemek lazım. Şimdi Cardano tarafında geçmişte çok fazla şey diyen bir kitle oluştu. Bir de hani böyle bir kısır döngü halinde ses büyür ya. Bu çok fazla gözlemlenen bir durum. Ben hatta sırf bundan dolayı diyorum ki bak Twitter kullanmayın ve rica ediyorum farklı farklı böyle piyasadaki kişilerden kastım analistler vesaire değil. Ya böyle Twitter kullanıp herkesin konuştuğu ortamlarda bulunmamak lazım. Bak hiç yani benim hiç unutmadığım bir olaydır bu. Hep söylüyorum. Phantom'un bir gün bir tane çalışanı Phantom'un şeyden ekipten ayrıldığını duyurdu. Kaldı ki adam düzgün bir şekilde ayrıldı. Sansasyonel hiçbir şey yoktu. Ekipten ayrıldı. Adamlar sarılmışlar, etmişler bilmem ne. Adam ekipten ayrılıyor, güle güle diyor. Kaldı ki Phantom gibi yani Ripple'dan, Cardano, Avalanche şirketten ne kadar çok ayrılan oluyor, giren oluyor. Toplu şekilde işten çıkarmalar oldu, tamam mı? Ya bunun çok ilerisinde eğer bu bir olaysa bunun çok ilerisinde olaylar bile görüldü. Bu sezon enflasyondan dolayı bu politika ABD politikalarından dolayı her neyse. Arkadaş yatırımcılar çatır çatır FTM satmaya başladı. Öyle bir coin üzerinde fut haber oluştu ki yahu coin çatır çatır düşüyor. İşte bilmem kim ayrıldı bu coin'den artık hiçbir şey olmaz ya arkadaş gözünü seveyim ya. Altı üstü bir tane işte şey ayrıldı. Normal bir çalışan ayrıldı yerine yenisi geldi ya. Ülkede cumhurbaşkanları değişiyor. Ülke mi çöküyor? Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? O yüzden zamanında Ada'da da buna benzer olaylar yaşandı. Dendi ki Ada Coin hiç yükselmiyor. Ada Coin hiç yükselmiyor. Bak bunu ne zaman söylediler biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Ada Coin hiç yükselmiyor diye bir ara bir trend vardı. Bu trend ortalama 2021'in işte Ekim-Kasım ayı gibi bu trend kovalanmaya başlandı. Ya Allah'ını seversen Ada Coin Aralık'ta bak Aralık 2020 yılında 10 sent olan Ada gözünü 3,1 dolardan açmış 2021'in Ağustos'unda. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Birkaç ayda 6-7 ayda bu coin 30x yapmış. 3 ay sonra çıkıp diyorsun ki Ada Coin yükselmiyor. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Ada Coin yükseldi. Sen Ada Coin yükselirken almadın. Bak böyle bir durum var. O yüzden bunlar çok fazla söylenen şeyler ve yapılan hatalar olduğu için ben buna muhakkak değinmek istedim. Tamam mı? Bu şekilde bir durum yok. Böyle futlar oluşmasın. Öyle bir şey yok. Şimdi Ada Coin'e kısaca son performansına bir göz atalım. Biz bu Ada Coin ne yapmış? 24,5'lardan iyi bir alım noktası olduğunu vaktiyle ifade etmiştik. İnşallah buradan değerlendirenler olmuştur. Zaten kalktı devamında yani Ocak hareketiydi bu zaten biliyorsunuz. Ortalama bakınız nerelerden tam böyle 24 sentlerden kalkıyor. 46'lara zirveyi bırakıyor yani hemen hemen 2x'lik bir hareket. Sonrasında şu an piyasanın %50'lik bir üzerindeki hareketi ifade ediyor. Sonuç ortalamanın üzerinde bir yükseliş performansı gösteriyor. Şu anda da piyasa ortalamasının üzerinde bir seviyede durmakla birlikte Bitcoin dominansı karşısındaki direnci yine ortalama üzerinde. Yani şimdiye kadar gösterdiği performans sol coin skalasında diyebiliriz hemen hemen ve gayet güzel.
Tabii elde tutma oranları da çok yüksek olduğu için gayet iyi diye bir yorum yapabiliriz. Tabii 50x gibi fiyatlar çok şey, nasıl diyeyim size, böyle çok spekülatif fiyatlar, anlatabiliyor muyum? Yani 50x yapar mı yapmaz mı? Yani 50x'ten mi konuşacağız şimdi? 50x yapar mı yapmaz mı? Bunu tam olarak bilemeyiz. Ha şunu bilebiliriz mesela. Tabii piyasaya ciddi bir para girecek. Ada şu dakika bile ATH yapması 10 katlık bir fiyat artışını ifade eder. Neticede ada bunu yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Elde tutma oranları çok yüksek. Potansiyel durumda likiditesi aşırı yüksek değil ama trader oranları yüksek. Bu da tabii ada tarafındaki hareketleri biraz şuraya çekiyor. Ani patlamalar yapmaya müsait değil coin uzun vadede. Fakat düzgün ve istikrarlı fiyat artışları gerçekleştirmeye çok müsait. Bu anlama geliyor. Kaldı ki bu da caziptir. Yani öyle likidite ile birlikte, bu Shiba değil, likidasyon çok yüksek olsun, ani patlamalar yapsın. Bu şekilde değil. Sezonu takip eder. Dediğim gibi trader oranları fazladır. Kalıcı, düzgün, öngörülebilir hareketler yapacaktır. Bu da tabii ki sezon içerisinde ada tarafındaki hareketlerin yine ATH egalesiyle karşımıza çıkacaktır. İki haneli fiyatlardan çok konuşan var. Bence iki haneli fiyatlar öyle çok zor değil ada için, işte 10 dolar vesaire gibi fiyatlar. Dediğim gibi bence spekülasyon yaratmaya da gerek yok. Fakat böyle Cardano'nun şeyi düşük biraz tabii, kurumsal ilgisi düşük. Çok fazla kullanılan bir blockchain yapısı değil. Ama bunu oluşturmaya çalışıyorlar zaten. Hem iyi bir geliştirici faaliyeti var. 2022'nin en büyük geliştirici faaliyetidir ki 2022'de en büyük ikinci blockchain yapısı olarak bitirdi Sentiment'e göre. Uzun bir zaman birinci sıra olarak bunu takip etmiştir. Son dakika Polkadot'a, Dogecoin'e egale olmuştur. Yine en büyük alım demişim. Elde tutma oranları en yüksek coinlerden bir tanesidir Dogecoin'le birlikte. Şu anda da geliştiricilik faaliyeti açısından yine Polkadot'un arkasında ikinci sırada devam etmektedir. Otomotiv sektöründen tutun aslında algoritmik stablecoin'e kadar pek çok noktaya gelmiştir. Son zamanlarda biraz daha Cardano, Cosmos, Algorand gibi bir yapıda uyumlu diyebileceğimiz bir blockchain stratejisine ekip yönelmiştir. Ben her zaman bunu mantıklı görmekteyim. Kurumsal ilginin az olduğu yerde bu gibi bir stratejiyle piyasa döngüsü çok ciddi takip ediliyor. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Durumlar böyledir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.